Evet sevgili dostlar sponsorumuz golba.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Alt yazıda da yazdığı üzere transfer sezonu bittiği zaman transfer sezonu bitince çöpler gider. Hakiki Fenerbahçeliler kalır. Bütün hakiki Fenerbahçe taraftarına buradan selamlarımı gönderiyorum. Hepinizi ayrı ayrı kucaklıyorum arkadaşlar. Hala 26.200'deyiz. Birkaç kişi daha abone oldu muydu? 26.300 olacağız inşallah. Ama sizleri bekliyorum. Şimdi yazarlardan Fenerbahçe yorumları. Spor yazarlarının Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde ülke puanımıza da müthiş bir katkıda bulunarak B grubunun ilk maçında Dinamo Kiev'i tokatladı, şey, yendi, 2-1 mağlup ettiği müsabakayı değerlendirdiler. Ben önce şunu belirteyim. Özel bazılarını aldım, hepsini almadım. Mesela Uğur Meleke ile başlayayım. Yurtta pres, cihanda pres. Maçın başındaki yurtta suç, cihanda sulh kareografisinden Türk ulusu olarak gurur duyduk. Bak hiç kimse, ben, diğer takım taraftarları paylaşmıyorlar. Paylaşan da vardır da azdır. Her maçı taraftarına da teşekkür ederiz bu şık davranış için. Jesus da adeta yurtta pres, cihanda pres stratejisiyle oynatıyor takımını. Dün son yarım saatte ufak tefek Panik sinyalleri olsa da özellikle ilk bir saatte her hattıyla büyük takım davranışı gösterdi Fenerbahçe. Şimdi <laughs> Ferdi'deki gelişim takdire değer diyor. Bu maçların altından bu maçların altısında dörtlü. Altısında üçlü savunma tercih etti Portekiz'de hoca. Değil mi arkadaşlar? Yani Fenerbahçe 6 maç dörtlü 6 maç üçlü. Bakalım sıradaki maç ne yapacak? Geçen sezon Pereira da takımını 3-4-2-1 dizmiş ama Fenerbahçe hücumda çoğalmayı becerememişti. Pereira'nın futbolu çoğunlukla geride 7 kişiyle güvenli, önde 3 kişiyle tenha bir görüntü vermişti. Jesus'un Fenerbahçe'sinde Ferdi Alioski adeta açık gibi oynuyorlar. Dün arkadaşlar maç önü canlı yayınımıza katıldınız değil mi? Bir bakar mısınız? Katılmadıysanız da bir tekrarına bakar mısınız? Neler konuşmuşuz? Dün herhalde Ferdi'nin ortalama pozisyonu Pedro'nun önünde çıkmıştır diyor. <laughs> Cevap Pedro'nun önünde çıkmıştır. Ferdi'nin taç atışlarında gösterdiği gelişimde takdire değer. Viyana'da üçlü savunmaya geçildiğinden beri Arao'da stoperlerin içine gömülmüyor. Bakın Arao stoperlerin içine gömülmüyor. Arao, Crespo daha önce daha önde konumlanıyorlar diyor. Böylece ikinci topları daha rahat topluyor bu ikili. Dinamo Kiev ile oynanan İlk iki maçta Fenerbahçe'nin yaşadığı en büyük sorunlardan biri şuydu. Kaleci Buşan uzun vuruyor, Salah'ı kim karşılıyor ama serseri topu Dinamo'lular kazanıyordu. Dün bu topları büyük çoğunlukla Fenerbahçeliler toplatıyor. Bu arada Arao, Crespo yan yana oynasın diyen bir kişi vardı bu kanalda. Neydi adı ya? Ruslara hoca mıydı? Mustara koca mıydı? Ruslara koca mıydı? Öyle bir şeydi. Ama gerçekten yani Arao Crespo yan yana oynadığı zaman felaket güveniyor. Yani şey gibi değil. Josef Topal vardı ya bir ara. Ya da hani çift önlü Bero Dizerdi Fenerbahçe. Hani bu da taraftarda aykırı bir tepkiye neden olurdu. Bu öyle değil. Diyor ki tam bir büyük takım hocası. Jesus sadece oynattığı futbolu değil, söylemleriydi de net bir büyük takım hocası. Son günlerde ülke puanına Türkiye'nin hak ettiği sırada olmamasına yaptığı göndermeler çok önemli. Türk futbolu bir haftada 3 müsabakaya çıktık, yorulduk palavrasının arkasına sığınan teknik adamlara alışmışken Jesus'un sadece küçük takımlar haftada bir maç oynar. Aforizmasını çerçeveletip duvarlara asmamız lazım bence diyor. Şimdi rakip takımlarla ilgili Süper Lig'deki rakip takımlarımızın Avrupa performansına ilgili değerlendirme yapacağım ama bunu sataşma, kötü bir şey söylemiş olarak kabul edeceksiniz. Özellikle mağlup olan Trabzonspor'la ilgili söylemek istediğim çok şey var ama yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için söylemek istemiyorum, konuşmak istemiyorum. Hani kimse de yanlış anlamasın beni ama o takım 10 kişi kalmış o takım hani mağlup olunacak bir takım değil. Bu kadar söyleyeyim sadece. Şimdi ikinci bir husus Çansal a Fenerbahçe ait olduğu yerlere dönmeli. İki turbo motor. Jorge Jesus kaybetmedi Fenerbahçe kazandı. Jesus boğazındaki düğümü çözüp çıkarttı. Aslında Dinamo Kiev önünde sağlam başladı Fenerbahçe. Arao Crespo ikilisi 3 gün önce Kayseri maçında her yerde her rakibe çok iyi basmıştı. Değil mi? 3 gün önce yani Kayseri maçında çok iyi basmıştı bu futbolcular. Bu turbo motorlu iki orta saha adamı aynı baskıyı Dinamo Kiev'e karşı da yaptılar. Hem de futbolu iki yönüyle oynamaya çalışarak bu iki turbo motorun önünde Pedro'ya, Rossi'ye, Kinge pozisyon hazırlayacak, üreticiye şapkadan tavşan çıkartacak futbol zengini bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Yani adrese zarf göndereceğimize adını koyalım. Arao, Crespo ikisinin önünde forvetin hemen arkasında Arda Güler ya da Zayt oynasa hücum zenginliği 2'ye 3'e katlar. Fenerbahçe gol için bu kadar sıkıntı çekmezdi. Peki şunu söyleyeyim. Savunmadan kimi çıkartacaksın? Kazanırken eksiği görmek lazım. Fenerbahçe baskıda iştahlı ve hızlı oynamasına rağmen son 10 dakika dışında pek pozisyon bulamadı. Oysa o pozisyonları üretecek adam kenarda oturuyordu. Arda Güler oturdu. Kalecinin kaderidir. Kurtardıklarına bakılmaz. Yedikleriyle eleştirilir. Altay'ın yediği gol elbette bu seviyedeki bir kalecinin yiyeceği gol değildi. Zaten Kiev iki defa geldi. Ha, az öncekine cevap bu. Bakın ben WhatsApp grubundaki arkadaşlara da söyledim. Size de söylüyorum. Katılır mısınız bilmiyorum. Bu Kiev Süper Lig'deki bütün takımların yaptıkları savunmadan daha katı, daha sert, daha iyi savunma yapabilen bir takım. Süper Lig'deki kontur atakla gol arayan takımlara göre çok ama çok ama çok ama çok daha iyi kontraya çıkıp gol bulabilen bir takım. Takımın tehlikesi orada. Ama hocam liglerinde çok kötüler. Adamların liglerinde her takım sistem oynuyor. Adamlarda teknik direktör var. Sendeki gibi ee, farklı meslek gruplarından teknik direktörün yok. Diyor ki birini 6 ay kurtardı, birini 6 ay yedi. Şu unutulmasın özel yani iki tane ataktan diyor. Özellikle 3 Temmuz kumpası ve ağır darbenlerden Fenerbahçe için Avrupa kupaları epeyce geride kalmıştı. İlk turların sıradan figüranından farksızdı. Şimdi bakıyorum sanki Avrupa refleks, refleksini yeniden yakalıyor gibi. Bu refleksi yakalamak her şeyden çok ama çok daha önemli. Fenerbahçe ait olduğu yerlere dönmeli diyor. Ömer Üründül dün geceki galibiyete rağmen Jorge Jesus bana göre doğru yolda değil. Bu anlayışla takım olamazsınız çünkü sisteminiz oturmaz diyor. Ufak örnekler vermek gerekirse cevap Pedro yeni geldi. Fizik olarak hazır değil. <laughs> yeni geldi dediği bu arada iki ay oldu. Zamana ihtiyacı var. Partneri King'i de hiç tanımıyor. Yani iki ay oldu. Hiç tanımıyor ama. Daha sonra Valencia ile takıma daha yeni katılmış baştuayı giriyor. Ha bak illa eleştirecek tamam baştuayı giriyor. Dün gece Crespo, Ferdi, Araba biraz da Alioski sahne aldı. Onun dışında performansları yeterli değildi. Buna hatalı gol yiyen Altay'da dahildi. Fenerbahçe'nin artısı ise takımın hırslı olmasıydı diyor. Az sonra reytingleri söylediğim zaman şok olacak. İlker Yağcıoğlu. Kaleye gelen ilk şutun gol sonrasında Jorge Jesus'un ön bölgeyi tamamen değiştirmesi, oyunun temposunu ve ritmi biraz bozulsa da uzatma dakikalarında yeni transfer Başluay'ın attığı gol Fenerbahçe'ye 3 puanı getirdi. Başluay'ı böylece hem galibiyeti getirdi hem de üzerindeki tartışmalara attığı gole yanıt vermiş oldu. Son cümlemizde Ferdi için olsun nerede oynarsa oynasın her maçta gücünün son anına kadar oynuyor ve büyük bir övgüyü hak ediyor diyor. Hilmi Türkan 35. dakikada Korner'den Gustavo'nun golü kilidi açtı. Devamı gelir diye bekledik. Ta ki 96 ye kadar. Yeni transfer başlığı ayı sonrasında girdiği oyunla golünü atıp Fenerbahçe'ye 3 puanı getirdi. Bu başlangıç hem ona hem de Salih büyük moral oldu. Herhalde sonuç Luchescu'ya futbol adına biraz ders vermiştir diyor. Sanmam. Bu arada arkadaşlar Ankara Kızılay'da yaşayan arkadaşlarımız varsa bir iddia var. Ankara Kızılay metro hani tam Kızılay meydandaki metro alt geçidinin orada bir Kiyevli oyuncu yerde kalmış. Yani yardım ederseniz sevinirim arkadaşlar. Gürcan bir <laughs> Gürcan Bilgiç. Dinamo Kiev beraberliği sağladığında koltuklarına bu iş bitti diye çöken taraftarlar Sağdakileri nasıl ayağa kaldırabilir? Bak burası çok önemli. Bir kere açık söyleyeyim. Ben dedim ki eyvah biz bu golü yedik inşallah çıkarırız. Hatta Twitter'da yazdım dedim ki pes etmek yok. Bu maç alacağız başka yolu yok. Jesus ön tarafı komple değiştirdi. Takımı da tribünlerde tekrar sahanın için attı bir. 2 Mert Hakan yandaş korneri atmak istemeyen rakip oyuncuyla didişti. Yani tartıştı. Bu da buji görevi yaptı. Yani ateşledi taraftarı. Bir anda herkes uykudan uyandı diyor. Doğru söylüyor. Spor yazarlarının yorumları bu kadar. Genel olarak baktığımızda arkadaşlar. Hani Övüyorlar ama ayak yere sağlam bassın şöyle böyle diyorlar. Haklılar mı? Kısmen haklılar. %95 haklı ama %5'lik payda şu. Fenerbahçe intikamını kanırttıra kanırttıra aldı. Yani rakibi sağdan sildi. Perişan etti. Bakın yine söylüyorum. Bu rakip arkasına hakemi almasa, mağdur edebiyatını yapmasa, şartlar eşit olsa, adaletli bir hakem yönetimi olsa bu rakip asla hiçbir oynadığı maçı 10 kişi tamamlayamazdı. 3 tane maç yaptık 3'ünü de 10 kişi tamamlayamazdı. Gelelim Gustavo Enrique'ye. Gecenin kahramanı. Dinamo Kiev maçında kafayla gol attı. Toplam 4 şut denedi. En çok kaleyi yoklayan isim oldu. Sağ stoper olarak başladı. Forvet gibi oynadı. Yani bir de asist mi sayılır mı? Asist bilmiyorum. Bakayım ona bir. Kiev savunmacılarının adeta kabusu oldu. 3-3'lük Ümraniye maçında Fenerbahçe taraftarının tepkisini almıştım. Jesus zaman zaman yedek bıraksa da son dönemde 11'e monte etti. Gustavo Kiev maçında formasını kaptırmadı. 29 yaşındaki futbolcu sağ stoper olarak oynadı. Ancak Gustavo sadece duran toplarda değil ceza sahasına yakın taç atışlarında bile rakip ceza sahasında soluğu aldı. Bakın kapanan takımlara karşı büyük bir SMS, büyük bir mesaj. Süper Lig'deki takımlara karşı da bunu denememiz lazım. Onu da belirteyim. Brezilyalı futbolcu hava toplarında Dinamo Kiev savunmacılarının kabusu oldu. Yani defası da iyiydi. Yani önce altı pas üzerinde bir şutu var. Kaleci bu geçemedi ki dokunabildi. Rakip çok iyi kapattı. Rovaşata kaleyi yokladı. Yine olmadı. 35'te Rossi'nin kullandığı kornerde iyi yükseldi. Kafayı gömçürdü. Ve Fenerbahçe adına ağları sarsan isim oldu. Hücumda 4 şut 1 şut pasıyla oynadı. Ayrıca 9 ikili mücadelenin 6'sını kazandı arkadaşlar. 8 hava topunun ise 5'ini kazandı. İlginç değil mi? Bakın 9 ikili mücadeleden 6'sını. Bana sorsanız fiziği zayıf derim. Size sorsalar fiziği zayıf dersiniz. Bana sorsalar hızı yeterli düzeyde değil derim. Size sorsalar siz de aynısını dersiniz. Bu arada yalansa yalan değil arkadaşlar. Ben de ona göre bileyim yani. Ama şunu söyleyeyim. Hız olarak da fizik olarak da kendini geliştiriyor. Yani eski görüntüsünü yakalıyor. Bu adam milli takıma gidecekti ama bir sakatlık yaşadı oradan dolayı gidemedi. Bir gol, bir asist. Eğer sayıldıysa profesyonel kariyerinde de bir ilk'tir muhtemelen. Ve Gustavo Henrique UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi arkadaşlar. Düşünün. Şimdi geçen sene Galatasaray'da bir futbolcu bir hafta seçildi. Sonra dediler ki UEFA'nın altın 11'ine seçildi futbolcumuz. Öyle bir düzen yok. Evet bir gol, bir asist yazılmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Avrupa Ligi'nde 90 dakikada bir gol bir asist. Yani Fenerbahçe kariyerinde şu anda e, 270-212 doğrudan 482 90 doğrudan 572 dakika Fenerbahçe kariyerinde süre almış durumda. Ben de değerlendirebilirim. Çünkü 450 dakikayı geçti. Başver hocam ya. Ne yeni değerlendireceksin? Sen videonu devam ettir. Biz anladık anlayacağımız. Hayır. Sizin anlamadığınız nokta şu. Usta o hendike yavaş sayılabilir. Mesela Kim Minji, bana çok söylüyorlar hocam Kim Minji diyorlar. Çok hızlıydı Gustavo Henrique değil. Kim Minji bir jokerdir. Joker joker. Nasıl joker? Ben ne istiyorum araba olarak? Peugeot 3008. Şimdi üyelerimizden birinin mesaj attığını düşünün. Benim mail adresim. Hocam ben galericiyim. Para da pulda çok da gözüm yok. Senin arabanı getir. Peugeot 3008'i al. Gördüğüm kadarıyla işte hani krediye mrediye bulaşmak istemeyen bir adamsın. Allah kabul etsin. Eline para geçtikçe ver. Bir senede mi ödersin? İki senede mi ödersin? Deme fırsatı neyse bu fırsat. Bunun ihtimali neyse bizim de Kim alma ihtimalimiz oydu. Bu gerçekleşti. İnşallah öbürü de gerçekleşir. <laughs> yani e, ben de ona üstündeki Alex imzalı yani takım imzalı Alex de Souza formasını hediye ederim. Sakıntı değil. Ömür boyu WhatsApp hediye ederim. Yani e, yani dediğim gibi bu bir şanstı. Kim Minji 10 üzerinden 10 hızlıysa Gustavo Henrique de 10 üzerinden 1 hızlı değil. Yani bir 6-7 hızı var. 7'yi 8 yapsa zaten sorun kalmayacak. Bir de Jesus tamamlayıcı özelliğini sergiliyor. Yani diyor ki Gustavo'yu öbürü tamamlasın. Şimdi ben bir şey soracağım. WhatsApp grubunda da bunu çok konuştuk bugün. Biz dörtlü mü oynuyoruz, üçlü mü oynuyoruz, 5'li mi oynuyoruz, 6'lı mı oynuyoruz, ikili mi oynuyoruz? Hocam maç içinde değişiyor maç içinde değişiyorsa o zaman şunu so söyleyeyim. Dinamo Kiev'in kanat oyuncuları çok hızlı. Kim karşılıyor? Hocam sağda Ferdi karşılıyordu. Rossi karşılıyordu. E, Gust Gustavo Henrique karşılıyor mu? Yok. O zaman hızına çok önem verilmeyecek. Türkiye Ligi'ndeki forvetlerden hangisi hangisi o sayı kadar hızlı? Mesela Onyekuru, Hızlı değil mi? Onye forvet oynatırlar mı? Oynatmıyorlar. Niye? Kanat oynatıyorlar. Sebebi ne? Hiç düşündünüz mü? Hiç düşündünüz mü? Mesela hiç kimsenin kafası çalışmıyor mu? Türkiye Ligi'ndeki stoperlerin hemen hemen hepsinin hızı en fazla 8. 8 ile 5 arasında. Yani en yavaşı 5, en hızlısı 8. 10 üzerinden diyelim. Hiç kimsenin aklına gelmiyor mu? 10 yukarıyı forvete koyayım. Ulan savunma arkasına top atayım. Bu deparatsın atsın geçin. Öyle olmuyor işte. Kanat oyuncularında genellikle hız var. Fizik yok. Siz Rossi'yi yerin dibine sokuyorsunuz. Fiziksiz ilgili mücadele kaybediyor diye. Rossi fizikli olsa zaten kanat oynamaz. On numaraya falan koyarsın. Tamam mı? Fizikli olsa hız olmaz. Yani bir şeyler eksik. İyi de hocam hem fizik hem hız olan futbolcu var mı? Var. Piyasa değeri 80 milyon euro. Hocam hem fizikli hem hızlı hem ayağı iyi top yapan stoper var mı? Var. Piyasa değeri 40'tan başlıyor. Anladınız mı? Gustavo Henrique kötünün iyisidir. Kiralık futbolcundur. Oynatabilirsin. Şuna katılırım hocam. 3 tane stoperim var. Bir de Serdar Aziz 4. Bu sıkıntı değil mi? 3'lü oynayacaksak. Tam olarak 3'lü oynamıyoruz. Biz de kısmen sıkıntı kabul. Kısmen sıkıntı kabul. Ama bir bakmışsınız ligdeki maçta Serdar Aziz, Luan Perez ikilisi oynuyor. Bir bakmışsınız böyle. Yani ilginç şeyler. Ona da hazırlıklı olun. Orada Gustav Henrique diyor ki kötü maçlar çıkardığımı düşünmüyorum diyor. Şimdi ben açıklamasını okuyayım. Bunu konuşmak kolay. Ee, Bizden açısından zor bir maç oldu. Bu zorluğu bekliyorduk. Bunun için de hazırdık. Son dakikaya kadar iyiydik. Galibiyet çok iyi oldu. İyi başlangıç yapmak adına galibiyet bizim için önemliydi. Şimdi iyi bir şekilde dinleneceğiz ve sonraki maçımıza hazırlanacağız demiş. Duran toplarla ilgili açıkçası duran toplar konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakın sürdürüyoruz. Bu konuda güçlü olduğumuzu söyleyebilirim. Gol atabildiğim için çok mutluyum. Aynı zamanda ikinci golde de baş yardımcı olduğum için çok mutlu oldum. Bu şekilde devam edeceğiz. Gol atmak benim için önemli ancak galibiyet daha önemliydi. Bu şekilde duran top çalışmalarımıza devam edeceğiz diyor. Yani ben arkadaşlar şeyi göremedim kötü maçlar çıkardığımı düşünmüyorum. Şeyini göremedim ya. Bilmiyorum atladım mı bir daha bakıyorum. Ya yani ben bu cümleyi göremedim. İyi niyet sonra maça hazırlanacağız. Ee, duran toplar konusunda çalışmalarını sürdüğünüz bu konuda güçlü olduğumuzu söyleyebilirim. Gol atabildiğim için mutluyum. Aynı zamanda ikinci golde de başlığa yardımcı oldum. İlginç. Şimdi Fenerbahçe'de Miçi Başluay'ı ilk golü attığı maçta 8.3 rating almış. En yüksek puana sahip. 7.8'de Gustavo Henrique 7.1 ile Atilla Salah'ı takip etmiş. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Ömer Üründül'ün açıklamasıydı sanırım. Ne Salah'ı var ne Henrique var. Arkadaşlar canım arkadaşlarım. Bakın konum boşa gitmesin. Az önce anlattığım boşa gitmesin. Bir kez daha söylüyorum. Biz üçlü, dörtlü şu bu değil. Biz sistem oynuyoruz. Biz sistem takımı kurduk. Fenerbahçe sistem takımı kurdu. Ve sistem çarklarla hareket ediyor. Çarkı çıkarttığın zaman onun yerine koyduğun çark aynı kalıpta olmak zorunda. Bu dünyada eşine benzerine az rastlanır bir tanımdır. Nasıl yani? Anlayabileceğiniz şekilde şöyle söyleyeyim. Liverpool'un forbeti kaç milyon euro? 100 milyon euro. Yedeyi de 100 milyon euro olur mu? Hocam o zaman kaos çıkar. Ha şimdi olabilir. Arkadaşlar 5 oyuncu değişikliği hakkım var. Aslına bakarsanız 5 oyuncu değişikliği hakkında yedek de aslan aynı fiyata sahip olabilir. Çünkü 5 değişiklik hakkı az buz değil arkadaşlar. Bakın az buz değil 45 dakika birini oynasan 45 dakika birini oynasan ikisi de oynamış oluyor. Maça biri az başlamış biri yedek başlamış hiçbir önemi olmuyor ki. 60 dakika kadar birini oynat 60'tan sonra yorgun savunmaya karşı birini oynat. Hani adaletli gibi oluyor. Düşünsene birisi diri dip diri takıma karşı 60 dakikasını veriyor. Öbürü yorgun savunmaya karşı 30 dakika oynuyor. Hemen hemen ikisi de aynı şans. Biz bir sistem kurduk. Sistemin çarklarının hareket etmesi lazım. Bazen Gustavo oynayacak. Bazen Serdar Aziz oynayacak. Bazen belki de Yiğit Efe Demir oynayacak. Bazen belki de Arao oynayacak. Bugün üçlü stoper hattında Arao'yu oynatsan oynar. Serdar Aziz zaten yedekti. Değil mi? Çok zorlansan. Çok ama çok zorlansan. İlle üçlü oynayacağım desem... Bak, ille üçlü oynayacağım desem... Sağ stopere osa iyi koyabilirsin. Hani az önce hızdan bahsediyordunuz ya. Karşılasın diye. Ne bileyim, sol stopere alioskiyi falan koyabilirsin. Anladınız mı? Böyle bir durum var. <laughs> Ama biz... Aslına bakarsanız hücumda... 4-1-2... Şey, 4-1-3-2 oynuyoruz. Luan P sol beke kayar gibi oluyor. Ferdi sağ beke kayar gibi olmuyor. Değişik oluyor... Arao biraz sağa kayıyor gibi oluyor. Crespo da ön liberoya geçer gibi oluyor. Bakın çok dikkat edin. Bir sonraki maçta dikkat edin. Arao sağdaki kapatır gibi oluyor. Yani ön libero da bu Crespo geliyor gibi oluyor. Otomatikman Luan Perez önündeki Alioski hücumcu gibi, Ferdi de hücumcu gibi oynuyor. Dar kalıpların dışına çıkmamız lazım. Bakalım zaman bize neyi gösterecek. Usta oynak için şunu söyleyeyim benim gördüğüm kadarıyla çöp statüsünde sayılır mı? Sayılmaz. Ama müthiş bir futbolcu mu? Müthiş değil. Hocam pozitif özelliklerini söyle. Havadan iyi. Futbolu, futbol zekası da iyi. Gerçekten futbol zekası da iyi. Hamleleri iyi. Tek hamleli futbolcu ama hamleleri yerinde. Sertlik dozacı biraz hafif kalıyor. Geliştirmesi gereken hızını hani dedim ya ee, kim 8 ise hızı bununki 6 diye. Hızını bir kademe Hatta iki kademe arttırabilse zaten Gustavo Henrique'nin şiirlerini yazarsınız. Çünkü ayağı çok iyi. Geriden oyun kurabiliyor. Görüşü iyi. Hava toplarında iyi. Yarın bir gün frikitte şurada burada iyi. E, Luciano, Fenerbahçe'deki stoper. Luciano da aynı böyleydi. Biraz daha fizikliydi. Luciano biraz daha çirkefti. Bu da biraz çirkefleşsin. Bakın bakalım neler oluyor. Bir de Fenerbahçe'yi severek gelmiş futbolcu. Etmeyin eylemeyin daha. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şifreleri topluyorsunuz değil mi? İki tane şifre verdik bu hafta içinde. Herhalde bir salı birini verdik. Perşembe birini verdik. İzlemediyseniz toplayın. Cumartesi de üçüncü şifreyi veririz. Sonra pazar günü ben size bir form gönderirim. Şifreyi bilen arkadaşlar bu formu doldururlar. Aradan açık iş yapar. formamızı dağıtırız. Bir tane üyelere bir tane de abonelere dağıtırız olmazsa. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.